Mesela diyor ki Mehdi cemaatinin özellikle olarak Amire binti Nüfeil der ki İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum. Mehdi talebelerinin özelliğini söylüyor. Buyurdu ki Mehdi talebeleri yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Yani sabit evler yok. Bir oradalar, bir oradalar. Her yere gidiyorlar. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Halk onları tanımaz diyor. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Yani ne etrafa hiç kimse kıymet vermez onlara diyor. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Tehlikeli ve anormal buldukları için kimse onlarla evlenmez diyor. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Gaybetin Numani sayfa 238, 800 yıllık bir kitap bu. İhlas, sadakat ve tesanüt diyor. Bak ihlas, yani samimiyet, tesanüt, ittifak. İhlas, sadakat ve tesanüt. Yani sadıklar ve tesanüt halindeler. Sıfatlarına tam sahip bir kısım talebelerdir diyor. Her ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Said Nursi Hazretleri. Bakın rivayetlerde İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, Hazreti Mehdi'nin yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. Onlardan her birisinin 40 insan kadar gücü vardır. Yani çok gayretkeş ve çok çalışkandırlar anlamına gelen. Biharul Envar cilt 52'de. Hazreti Ali şöyle buyurur. Allah Mehdi'nin yardımcılarını korur. Onlara nişane ve alametlerle yardımcı olur. Ve onlar yeryüzünün tüm insanları galip kılar. Böylece insanlar ister istemez hak dine girerler. O Mehdi yeryüzünü adalet, nur ve apaçık delillerle dolduracaktır. Bütün ülkeler tümüyle ona itaat edecek. Onun karşısında boyun eğecektir. Öyle ki tüm kafirler iman edecek ve tüm kötüler salih kullar, kötü insanlar düzelip hidayet bulup samim Müslüman olacaklar. İspatul Hüdat cilt 7 sayfa 49. Yataklarından, evlerinden kaybolanlar 313 kişidir. Mehdi'nin talebeleri evlerinde durmazlar diyor. Sürekli faaliyet halindedirler diyor. Evlerinden kaybolurlar diyor. Bakın çok manidar. Fazl bin Şazan, Abdullah bin Sinan rivayet ediyor İmam-ı Cafer Sadık'tan. Evlerinden kaybolanlar 313 kişidir. Bedir ehlinin Bedir Savaşı'na katılan Müslümanların sayısı kadardırlar. Yani 313 onu kastediyor. Onlar Kayyum Mehdi'nin sahabeleridir. Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkiler onları geçemediği gibi sonrakiler de onlara yetişemedir. Onların sayıları Talut ile, biliyorsun Kur'an'da geçen bir kıssadır. Talut ile nehri geçenler kadardır. Kitab-ül Burhan, fi alametil Mehdi ile ahir zaman. Ve çok uzun Mehdi ile ilgili şeyler. Bunları yine burada da belirtiyor. Mehdi'nin dostları yiğit, şecaatlı, salih, imanlı kişilerdir. Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan seçkin Müslümanlardır. Süneni İbn-i Mace'de geçiyor bu. 10'a 259. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan gece abiddirler. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman. Hı hı. Bu Mehdi cemaatinin garip gösterileceği insanlara, basının, televizyonun, radyoların onun aleyhinde olacağı birçok kurumun, kuruluşun, onun aleyhinde faaliyet göstereceği, yani basın hepsini tenzih ederim de, yani aslımız açısından söylüyorum. İnsanların gözünde böyle doğru yolda olmayan, karanlık, tehlikeli, mahsurlu insanlar gibi gösterileceği anlaşılıyor. Yoksa böyle bir cemaate herkes gelir. Ama rivayetlerden de zaten Mehdi cemaatinin yoğun bir bela ortamı içerisinde olduğunu ve sürekli belayı çekecek bir faaliyet içinde olduklarını anlıyoruz. Yani çünkü deccaliyete karşı savaşacaklar. Darwinizme karşı, materyalizme karşı savaşacaklar. Ateistliğe karşı savaşacaklar ve dolayısıyla masonları, ateist siyonistleri, dinsizleri karşılarına alacaklar. Bir kısmını dinsizlerin ama ateist ve siyonistlerin de tamamını karşılarına alacaklar. Böyle bir şeyde medyanın büyük bölümünü, basının büyük bölümünü elinde bulunduran deccali güçler, deccaliyet, tabii ki Mehdi ve cemaatini var gücüyle ezmeye çalışacaktır ve insanların gözünde karalayacaktır. Onun hakkında dedikoduları yayacaktır. Daha önce olduğu gibi, diğer peygamberlerde olduğu gibi, peygamberlere uyan diğer alimlerde olduğu gibi, onun hakkında kötü şeyayalar, iftiralar,
sözler yayacaklardır. Hatta ekonomik yönden de, diğer yönlerden de, her yönden abluka alınacaktır. Bir de Mehdi ortamı, yani insanların nefsen böyle çekici bulacağı bir ortam olmayacak. Ebu Basir der ki, İmam-ı Ebu Abdullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Araplardan Kayıp Aleyhisselam'la, Mehdi ile birlikte olan çok az adam olacaktır. Halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirilecektir. Elekten birçok halk elenecektir. Yani Mehdi cemaatinde insanlar temizlenecek diyor. Has ve temiz olanlar kalacaktır. Öyle ki Mehdi cemaatinden gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar insan kalacaktır. Yani az olacaklar Mehdi cemaati diyor. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. Yani Mehdi cemaati öyle temizlenecek diyor. Sonunda fitnenin zarar vermediği çok az bir grup insan kalacak diyor. Kehf suresi de zaten Mehdi'nin talebelerine bakar. Ailelerinden ayrılıp bir araya gelen gençlerden oluşur Kehf ehli. Evet. Kehf suresi biliyorsunuz 18. suredir. 110 ayetten oluşuyor. 18 çarpı 110, 1980 tarihini verir. Bu da aynı zamanda Mehdi'nin çıkış tarihidir. Hicri 1400 yani. O devirde, yine eski devirde Ashab-ı Kehf'in ailelerinin baskısından, çevrelerinin baskısından kurtulup İslam'ı Kur'an, İslam'ı yani o zamanki hak dini doğru yaşamak için bir araya gelip bir mağaraya sığınmalarından bahseder. Yani bunun ahir zamanda yine gerçekleşeceği anlaşılıyor. Yani yine Mehdi devrinde gençler ailelerinden koparak, bir kısım ahlaksız aileleri kastediyorum tabi, koparak bir araya geleceklerdir diyor. Hatta büyük bir alim Hicri 1979 yılında daha Mehdi zuhur etmeden söylüyordu. Kimisi mesela ünlü bir şahsın o çocuğu olacaktır, kimi başka bir şahsın çocuğu olacaktır. Fakat bir araya geleceklerdir ve bu çocuklar çok büyük baskı göreceklerdir diyordu. Yani kasetinde ben bunu dinlemiştim. Böyle bir yapılanma olacaktır. Yani Ashab-ı Kehf gibi bir yapılanma olacaktır. Ama tabii 313 kişinin yani tamamı bu tarzda olmayacağı aşikar. Ve bunların hepsi diyor Araplardan oluşmayacak diyor Peygamberimiz. İçlerinde çok az Arap vardır diyor. Çok, yani Arap asılı çok azdır diyor. Ve Türkiye'de çıkacağını söylüyor. Said Nursi Hazretleri de Mehdi'nin zuhur yeri olarak İstanbul'u belirtiyor. Yani çok net, açık olarak anlatıyor. Vukuatı ahir zaman yeri olarak, yani ahir zaman vukuatı olarak Basra, Küfe ve Şam gibi yerler ve yani veyahut Mekke, Medine gibi yerler söylenmiştir diyor. Hep İslam aleminin merkez yeri, merkezi noktası orası bilinecek, bilindiği için hadis ravileri, hadisi nakleden kişiler hep öyle kalacak zannederek öyle demişlerdir diyor. Halbuki en son İslam aleminin merkezi İstanbul'du diyor Said Nursi Hazretleri. Dolayısıyla bütün ahir zaman şahsları ve ahir zaman olayları İstanbul'da olacak diyor. Yani Mehdi'nin zuhuru da İstanbul'da olacak diyor. Mehdi talebelerini Resulullah söylüyor. Onlar gündüz aslan, gece abittirler diyor. İçlerinde münafıklar da çıkacaktır. Ama birçok ülkede olacaklarını da söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta çok süratli vasıtalarla çeşitli ülkelere gidecekleri ve birbirlerine bağlantılı da ellerine bakıp bağlantı kuracaklarını söylüyor. Yani bilgisayara, el bilgisayarına, cep telefonlarına yeni oluştu ya bu, evet. Yani bilgisayar olarak da kullanılıyor. Bu aletlere dikkat çekiliyor. Zaten diyor Mehdi diyor evinde konuşur. İnsanlar onu oturdukları yerde seyrederler diyor. Oturdukları yerlerini seyreder. Ya sokakta da seyrederler diyor. Rivayet, hadis. 800 yıllık kitap bu. 800 yıllık kitapta yazıyor bunlar.